Evet sevgili gençler, İsmet Hoca ile 11. sınıf 2. dönem 1. kimya yazılı sınavlarının hazırlıklarımıza son sürat devam ediyoruz. 14. dersimizdeyiz arkadaşlar. 14. dersimizde ne demişiz? Tepkime entalpisini etki eden faktörler. Birinci faktörümüz ne? Sıcaklık. Sıcaklık delta H için oda koşullarında, oda koşullarımız neydi arkadaşlar? 25 santigrat derece bir ATM basınçtı. Aynı zamanda biz oda koşullarına ne diyorduk arkadaşlar? Standart koşullar. Bu koşullar değiştiğinde delta H değeri de ne olur? Değişir. Tepkimeye giren ve oluşan ürünlerin türü. Burada bir örneğimiz var arkadaşlar. Karbonun bir alotropu olan grafitin yanması ile metan gazının yanma tepkimelerini değerlendireceğiz. Her ikisinde de karbon var ama maddeler farklı. Burada metan gazımız var, karbonun grafitali var. İkisi de yandığında açığa çıkan enerjilere bakıyoruz. Metan gazı yandığında arkadaşlar 801 kilojül ısı açığa çıkarken grafit yandığında 393 kilojül enerji açığa çıkar. Bu da maddenin türü değiştiğinde açığa çıkan enerjilerin ya da gerekli olan enerjilerin ne kadar değiştiğini gösteriyor. Tepkimedeki maddelerin fiziksel hali. Arkadaşlar iki tepkimemiz var. Bakınız iki tepkimeyi de değerlendiriyoruz. H2 girenler H2 H2 O2 O2 kas sayılar değişir. Oluşan ürünlerin molekülüne bakıyorum H2 O H2 O. Sadece fiziksel haller farklı. Sıvı gaz. Gerisi aynı. Ama dikkat ediniz aşağı çıkan enerjiler farklı. H2 ve O2 gazları H2O sıvısını oluştururken 283 kilojoule enerji açığa çıkarken H2O gazı oluşurken 241 kilojoule enerji açığa çıkar. O zaman maddenin fiziksel hali de tepkime entalpisini etkiliyormuş arkadaşlarım. Gelelim ikinci sayfamıza sevgili arkadaşlar. Tepkimeye giren maddelerin miktarı. HCl bileşiğinin oluşmasında tepkime giren maddelerin iki katına çıkarıldığında delta H değeri de iki katına çıkar. Arkadaşlar dikkat ediniz. Her iki tepkimede de HCl gazı oluşacak. Ama oluşan HCl gazlarının katsayılarına bakın. Birinde bir, diğeri iki. Yani birinci tepkimede 1 bölü 2 H2 ile Cl2 tepkimeye girip 1 mol HCl oluştururken 92 kilojul enerji açığa çıkmış. Ama 1 mol H2 ve 1 mol Cl2'den 2 mol HCl açığa çıkarken 184 kilojoule enerji açığa çıkmış. Yani madde miktarıyla açığa çıkan enerji neymiş? Doğru orantılıymış. Şimdi konuyla alakalı güzel bir sorumuz var. Yukarıda verilen tepkimeler ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi tepkimelere bakıyorum. H2 üçünde de H2 gazı tepkimeye girmiş ve H2 gazlarının katsayıları eşit. Aynı zamanda O2 gazı da tepkimeye girmiş ve katsayılar eşit. Oluşan bileşikler H2O, H2O, H2O. Üçünde de dikkat edin girenlerin katsayıları ürünlerdeki bileşiğin formülü ve katsayısı eşit. Tek fark ürünlerde oluşan maddelerin fiziksel halleri. Fiziksel hal değişince otomatikmen tepkimenin enerjisi de değişecektir. Arkadaşlar gaz maddenin en yüksek enerjili haliydi. Gazdan sıvıya dönerken ne olacaktı? Bir miktar enerji açığa çıkacaktı. Biz buna ne diyecektik? Yoğuşma. O zaman yoğuşmada bir miktar enerji açığa çıkar. Ardından sıvı katıya dönerken de arkadaşlarım bir miktar enerji açığa çıkar. Bunlar da ne diyelim? Donmadaki enerji. O zaman katı oluşurken önce ne oluştu? Gaz. Gazımız yoğuştu bir miktar enerji. Ardından sıvımız dondu bir miktar enerji de buradan açığa çıktı. Sıvı oluştu. Sıvıdan önce gaz oluşmuştu. Gazımız ne oluştu, ne yaptı? Yoğuştu. Bir miktar enerji açığa çıktı. Ama burada sadece gaz açığa çıktığı için enerjimiz oldu. O zaman arkadaşlarım dikkat ediniz. E birimizi biz alırsak ne olacak? E3 artı yoğuşma artı donma için gerekli olan enerji. E2'miz de arkadaşlar E3 artı yoğuşma için gerekli olan enerji olacak. Bundan dolayı E1'imiz E2'den E2'de E3'ten büyük olur. Dikkat ediniz 3 tepkimemizde de enerji okun sağ tarafında. Yani tepkimemiz endo değil egzotermik olmalı.
H2O gazının, H2O gazının oluşumu bakalım. Ürünlerde H2O gazı hangi tepkimede? Üçüncü tepkimede. O zaman H2O gazının molar oluşumu entalpisi. Molar oluşumu neydi? Bir molünün oluşması için gereken enerji E3 olur. İfade doğru olur. Doğru cevabımız ne oldu arkadaşlarım? 1 ve 3 oldu. Geliyoruz arkadaşlar. Üçüncü sayfamıza. Üçüncü sayfamızda güzel bir örneğimiz var. Beraber değerlendirelim. Yukarıda verilen tepkimelerin enerjilerini büyükten küçüğe doğru inceleyelim. Arkadaşlar bakıyorum maddeler girenler H2O2 ürünler H2O gazı. Burada fiziksel haller aynı. Buradaki farklar ne arkadaşlar? H2'leri incelersek aradaki farkı ya da ürünleri incelersek aradaki farkı görmüş oluruz. Birincide 3 mol H2, ikincide 1 mol H2O, üçte de 2 mol H2O aşağı çıkmış. Yani madde miktarı. Biz ne diyorduk arkadaşlarım? Madde miktarı ile tepkime entalpisi neydi arkadaşlar? Doğru orantılıydı. Doğru orantılı. O zaman arkadaşlarım E1 3 mol en büyük. Ardından E3'ümüz 2 molle. Ardından en küçüğümüz ne olur? E2 ile ne olur? 1 mol H2 olur ki doğru cevabımız E3, E2, E1 şeklinde olur. Geliyoruz dördüncü sorumuza sayın canlarım. Dördüncü soruda ne demişiz? Kimyasal tepkimelerde enerji. Kimyasal tepkimelerde entalpi değişimi demişiz. Kimyasal tepkimelerde enerji değişimi entalpi H ile ifade edilir demişiz. Standart neydi? Odak koşulları. Odak koşullarında elementlerin en kararlı hallerinin entalpi değeri sıfır kabul edilir. Arkadaşlar odak koşullarında elementin en kararlı hali hangisidir? Elementin bulunduğu haldir. Örneğin oksijen gazını alalım. Oksijen gazı odak koşullarında nedir? O2 gazı halindedir. O2 gazı halindeyse O2 gazının entalpi değeri sıfırdır. Burada da güzel bir örnek vermişiz. Hidrojen. Hidrojen nedir arkadaşlar? Ametaldir. Oda koşullarında nedir? 2 atomlu gaz halindedir. Bu yüzden hidrojenin 2 atomlu gaz halinin standart oluşum entalpisi sıfırken diğer durumlarınınki sıfır değildir. Şimdi gelelim elementlere. Karbon oda koşullarında nasıl bulunur? Grafit. O zaman grafit halinin entalpisi sıfır. Ama elmasa bakıyorum 1.3. Oksijenin neydi? O2 gazı. Ametaldi. 2 atomluydu. Gaz halindeydi. 0. Ama ozon halinde olursa 142.2 kilojül olur. Hidrojen ametaldi. 2 atomlu gaz halinde bulunurdu. Bulunsaydı 0. Ama tek atomlu gaz halinde bulunmaz. O halde olabilmesi için 218.2 kilojül enerjiye ihtiyaç olur. Geliyoruz konuyla alakalı yine nefis bir soru. Aşağıda verilen elementlerden hangisinin standart yani oda koşullarındaki entalpi değeri sıfır değildir? Arkadaşlar klor. Klorumuz ametal. Doğada iki atom halinde bulunur ve oda koşullarında nedir? Fiziksel hali gazdır. Bu yüzden bunun oluşum entalpisi sıfırdır. Alüminyum ametaldir. Bu yüzden atomik yapıda bulunur ve fiziksel hali katıdır. Entalpisi sıfır. Kalsiyum elementtir. Metaldir. Atomik yapıda bulunur. Atomik yapıda ve fiziksel hali katı ise sıfır. Azotumuz ametal. İki atomlu gaz halinde bulunursa sıfır. Ama arkadaşlar demirimiz nedir? Metaldir. Atomik yapıda bulunur ve oda koşullarındaki fiziksel hali sıfırdır. Olsaydı sıfır. Ama sıvı halde olabilmesi için enerji vereceğiz ki o zaman entalpi değeri sıfır olmaz. Güzel bir sorumuz daha var arkadaşlarım. Hocamız ne demiş? Yukarıda verilen halojenlerin standart entalpi değerleri sıfırdır. Arkadaşlar bunların halojenlerin standart entalpi değerleri sıfırsa bunlar nedir? En kararlı hallerindeler. En kararlı hallerindeler. O zaman flor
Oda koşullarında hangi halde bulunur? Gaz halinde. Brom, sıvı, iyotta katı. Halojenlerin tamamı oda koşullarında gazdır ifadesi yanlış oldu. Flor, gaz, brom, sıvı, iyot katı halindeydi. Halojenler oda koşullarında atomik değil, diatomik yani moleküler halde. F2, BR2 ve I2 şeklinde olmuş. Element flor, brom ve iyot elementlerinin standart koşullarda en kararlı halleri bakın flor, gaz, brom, sıvı, iyot da katı şeklindedir. Arkadaşlar ne diyoruz? Abone olmayı, üçüncü ifademiz doğru oldu. Doğru cevabımız 3 oldu, yalnız 3. Arkadaşlar ne diyoruz? Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi unutmayalım. Hepinize teşekkür ediyor. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın.